Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut isimli vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. 8 gün içinde rüzgarla bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzüyle gökyüzü arasında gök gürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur buyurdu. ...1990'lı yılların başında Irak'la Kuveyt arasında yaşanan bir anlaşmazlık yerini ciddi bir savaşa bıraktı. Birleşmiş Milletler barış gücünün de müdahalesiyle büyük çatışmalar meydana geldi. Bu savaş sırasında gerçekleşen bazı olaylar hadisteki ifadelerle birebir uyum içindeydi. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut isimli vadide sönük vaziyettedir. Sönük vaziyette bekleyen ateşin kendisi değil, ateşi meydana getirecek olan ham maddedir. Bu şekilde toprak altından çıkarılan petrole işaret ediliyor olabilir. Nitekim hadiste Berehut denilen yer bir kuyunun adıdır. Bu kuyu petrol kuyusudur. Zamanı gelince bu kuyulardan çıkarılan petrol, yanmaya hazır bir ateş haline gelmektedir. Körfez Savaşı sırasında Kuveyt'teki birçok petrol kuyusu ateşe verilmiş ve olağan dışı manzaralar ortaya çıkmıştır. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. 8 gün içinde rüzgarla bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüzki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzüyle gökyüzü arasında gök gürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur. Gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık verir.